Öncelikle Çay TV'ye bölgedeki sorun ve sıkıntılar için gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Pandemi süreci sadece ülkemiz için değil, bölgemiz için değil, dünyanın en büyük sıkıntılarından birini birlikte yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Burada HOPA bir ticaret merkezidir diyoruz. HOPA bir ticaret merkezi olunca da ticaretimizi aksatmadı da diyemeyiz. İki durum var zaten. Birincisi kanunla kapatılan iş yerleri, kanunla kapatılmış bu iş yerlerinin önemli mağduriyetler yaşadı. Bunlar hangileridir? Restoranlar, kuaförler, hizmet sektörlerinin tamamı diyebiliriz. Yani toplu insanların hareket ettiği bütün yerler, otobüs firmaları, uçuşlar tamamı buradan hareketle ticaretimizi önemli ölçüde etkiledi. Ama asıl önemlisi tedarik zincirini hükümetimizin almış olduğu kararla aksatmadı. Evet. Tedarik zinciri aksamayınca hem bölgedeki iç ihtiyaçların karşılanması hem uluslararası boyutta tırlarımızın yurt dışı ihracatın aynı zamanda nakliye ve ithalatında önemli ölçüde devam ediyor olmamızı ekonomimizi biraz da ayakta tuttu. Ama bizi felç eden bu sürede turizm sektöründeki halen devam eden büyük bir sıkıntı. Sektörel olarak turizmle uğraşanlar, oteller, buna bağlı hizmet veren sektörler batma noktasındadır diyebiliriz. Evet, hükümetimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla önemli destekler sağladı. Bu destekleri üyelerimizle tek tek paylaştık. Üyelerimizden aldığımız sıkıntıları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üzerinden ilgili bakanlıklara ilettik. Çok önemli ve güzel sonuçlar aldık. Bunları sürekli takip ediyoruz ve devam ettiriyoruz. Ama buradan ilçemizin Kemalpaşa ve HOPA için söylüyorum, idarecilerine, başta kaymakamlarımız olmak üzere il valimize teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten en büyük risk altında olan Kemalpaşa, HOPA, hatta Arhavi Fındıklı da diyebiliriz, COVID-19 virüsünün en az olduğu, etkilendiği yerlerden biri oldu. Bunun sebebi de başından beri tedbiri ciddi olarak almış olmamız. Ha, ülkemiz olarak şunu diyebiliriz belki, bu süreci Mart 11'de başlamasak da Şubat'ın başında başlasaydık belki bu kadar risk yaşanmayacaktı. Ama ticaretimizin etkilenme alanı olarak baktığımızda iki şey söyleyebiliriz. Birincisi tedarik zincirinin yoğun bir şekilde önünün açılması ekonomik anlamda bize bir katkı sağladı. Ama karnına kapatılmış olan iş yerlerinin çalışanlarıyla birlikte yaşadıkları mağduriyet ve sıkıntılar bugün açılmış olsa da halen devam etmekte. Turizm sektöründe de devam etmekte. Ama bir önemli konu daha var. Gürcistan'la komşuyuz. Ticaretimizin büyük bir kısmı, belki ekonomimizin sahil için söylüyorum, %40-%50'si orayla, ama kapının kapanmış olması Gürcistan'da iş yeri bulunan vatandaşlarımızın iş yerlerine gidememesi, iş yerlerini orada Gürcü vatandaşların üzerinden yürütmeye çalışması büyük mağduriyetler yarattı. Oraya geçmesi gereken iş adamlarımızın izin taleplerimiz var. Bu izin taleplerimiz halen bekletilmekte. Bu izin taleplerimiz bir an önce karşılanırsa iş adamlarımızın, Gürcistan'da iş yeri olanların bir an önce geçip işlerinin başında olmaları, bizim daha önce taahhüt ettiğimiz akitleri yerine getirmek için bize özel izin verilmesi önemli talebimizdir. En büyük aksaklık ve sıkıntılardan biri de budur. Hani eski bir sözümüz vardır, her işte bir hayır vardır diye. Biz bu koronanın bir hayrını da insanlarımızın çayda, tarımda kendi ürünlerini kendilerinin toplamasına, işlemesine, toprağına dönmesine bir vesile oldu. Onun için her işte bir hayır vardır diyoruz. Bu hayır kısmı. Evet, vatandaşlarımız şuna alışmışlardı. Çay mevsimi gelir, Gürcistan'dan işçi gelir, gelen işçiler çayı toplar, %40'ını işçiye verir. Tabii bu arada bir kısım vatandaşlarımız da aldığı paranın bir kısmını Gürcistan'a geçerek orada harcar. Dolayısıyla ekonomimizin 2/3'ü, tarımdan gelen, çaydan gelen ekonomimizin 2/3'ü bir anlamda Gürcistan'da hem Gürcü istihdamıyla hem de oradaki harcamayla diyelim kaybolur giderdi.
Ama bunların %90'ı ilk kez, uzun yıllardır ilk kez bizim kasamızda kaldı. Bu da bir anlamda bizim ilçe ekonomimiz, bölge ekonomimizi açısından önemli bir katkı sağladı. Bunun için hani şikayet olan çay üreticilerimiz şunu diyor. İşçi bulamadık, çay toplatamadık. Ama şunu da söyleyelim. Bir tane çay tarlada kalmadı. Tamamı toplandı. Demek ki toplayabiliyoruz. Şöyle düşünelim. Bir üniversite öğrencisi gencimiz var. Üniversitede okuyor. Bu gencimiz kafede oturuyor. Sokakta dolaşıyor. Ama çayını işçi topluyor. Bunlar bir milletin, bir ülkenin geleceği açısından oldukça riskli şeyler. Mustafa Kemal 1926'da bir ülkeyi yok etmek istiyorsan eğitimini ve tarımını yok et, kendiliğinden yok olur demiş. Bizde de tarımın ne kadar önemli olduğunu bu süreçte bir kez daha farkında vardık. O yüzden de koronavirüse bir anlamda bize böyle bir fırsat yaratması açısından da duyarlılık oluşturduğu için de değerlendirmek gerekiyor. Teşekkür etmeyelim ama değerlendirmek gerekiyor. Evet. Öncelikle Artvin Rize havaalanının bu riskli, sıkıntılı dönemde bile durmamış olması bizi memnun ediyor, mutlu ediyor. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanı'na başta yatırımı önceliği ve bu süreçte de durmaması noktasında gösterdiği hassasiyetten dolayı buradan HOPA adına, bölge adına teşekkür ediyoruz. Çünkü eğer orada bir havaalanı bizim bölgemize turizm açısından, ulaşım açısından, insani açıdan çok önemli bir destek ve katkı sunacağını hepimiz biliyoruz. Ama bir diğer konu da var ki çok çok önemli. Biz HOPA Batum Demiryolu diyorduk ama aslında Samsun Batum Demiryolu raylı sistemin bu bölgede çok önemli olduğuna inanıyoruz. Neden inanıyoruz? Artık kara taşımacılığın toplu taşımacılığa dönmesi gerekiyor. Kara taşımacılığında toplu taşımacılığın hem yükü hem yolcuda önemli bir maliyet esnekliği sağlayacaktır. İhracatımızı, turizmimizi önemli derecede etkileyecektir. Batum'daki raylı sisteme bağlandığımızda ne demek, ne anlama gelir? Bu Asya'nın tamamına, Kafkasların bir bütününe, oradan Çin üzerinden dünyanın en yoğun nüfusuna ulaşabilme, doğrudan Avrupa'ya ulaşabilme fırsatı yakalayacaktır. Kayseri'den yüklenen bir yükün Ankara üzerinden Samsun'a, Samsun'dan bağlantı sağlandığı zaman doğrudan Çin'e, doğrudan Fransa'ya, Almanya'ya ulaşacaktır. Dağıtım yaparak. Dolayısıyla bu raylı sistemin bir ülkenin gelişimi açısından da oldukça önemli bir sebeptir diye düşünüyoruz. Sadece bir bölge olarak düşünmemek gerekiyor. Bu ülkenin bir tamamı üzerinden düşündüğümüz zaman bu bir kara nakli açısından çevre kirliliğini, bir doğa severliği üzerinden söylüyoruz. Önemli ölçüde azaltacaktır toplu taşıma. Toplu taşıma maliyetleri düşüreceği için ihracatı yükseltecektir. Toplu taşıma insanların daha ucuz seyahat edebilme şansı tanıdığı için turizmimizi önemli ölçüde artıracaktır. Dolayısıyla Samsun, Batum raylı sisteminin mutlaka ve mutlaka olması gerekiyor. 2015 yılında bölge milletvekilimiz Sayın İsrafil Kışlan da destekleriyle devlet demir yollarını ticaret odası olarak ziyaret edip bu konuyla ilgili proje çalışması yapıp sunduğumuzda bölgesel olarak HOPA Batum Demiryolu'nun çok verimli, rantabil bir proje olduğunu, bununla ilgili bu proje bedelleri de çıkartılarak devlet demiryolları tarafından Sayın İsrafil Kışla eliyle odamıza bizzat getirilip teslim edilmiştir. Bunun anlamı şu, Türkiye Cumhuriyeti, Gürcistan Cumhuriyeti Devleti ile anlaşarak bu sistemin bir an önce hayata geçirilmesi için projenin rantabil olduğu, ekonomik olduğu, kıymetli olduğunu o raporla belgelemişlerdir. Şimdi önümüzdeki süreç zorlu olacak. Bu bir gerçek. Az önce de söyledik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üzerinden ilgili bakanlıklar ve hükümetimizin destekleriyle süreci yavaş yavaş atlatıyoruz. Ancak sürecin başladığında 3 ay
amme borçlarının ertelenmesi, kredilerin ötelenmesi, yeni kredilerin 6 ay sonraya yeniden düzenlenerek önümüzün açılması kısa sürede bizi rahatlattı. Evet. Ancak uzun vadede düşündüğümüzde 7. ayın içerisinde 3 aylık ertelemelerin ödeme süreleri geliyor. 10. ve 11. ayda yeniden alınan kredilerin ödeme süreleri geliyor. Dolayısıyla önümüzde şu var. Aldık ve kullandık. Aldık ve erteledik. Ve bu süreçte bir önümüze zaman tanındı. Bu ödemeler geldiğinde büyük bir zorluğun, büyük bir sıkıntının da tekrar oluşacağını düşünmelerdeniz. Bu konuyla ilgili sahada yaptığımız araştırmalar da bunu gösteriyor. Ama bu süreç ne zaman biter diye düşünürsek, turizmle ilgili ki en büyük ekonomik, bu ülkenin en büyük döviz geliriydi. Bu döviz gelirimiz bütün ülke genelinde Merkez Bankası'na girmeyecek. Bu bir eksi demek. Bundan sonra eğitim ve kış sürecinde göz önünde bulundurursak 2020 kapandı demek. Diğer ekonomik altyapıya baktığımızda kayıpların tekrar aynı yerine varması, Sarp Kara Hudut kapısının açılarak bunun uluslararası boyuttaki insani akışla tamamlanması, zannediyorum 2021'e bizi o zorlu koşullarda götürecektir diye düşünüyorum. Peki, Osman Başkan teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, söyledim. Çay TV'nin bölgede sorunlara ve sıkıntılara gösterdiği hassasiyet önemli. Çünkü en iyi yol sesimizi duyurmanın en iyi yolu sizlersiniz. Eyvallah, çok sağ olun başkanım.